26 Nisan 1986 sabaha karşı 1:23 gece. Dünyanın en korkunç ikinci nükleer kazasına saniyeler var. Reaktör kapağının üstü yerinden fırlıyor. Sovyetler Birliği'nde bulunan Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin 4 numaralı reaktörü patladı. Merhaba, orası 242 itfaiye mi? Yangın var. Evet, yangın nerede? Kaydedilen telefon görüşmesinden 5 dakika sonra trajedinin ilk alarmı verilmeye çalışılıyordu. Merhaba 353, Çernobil 4 nolu reaktörün çatısı alevler içinde. Gün içinde fiziksel tahribat açıklanıyordu ama çok daha kötüsü geliyordu. Çernobil'deki felaket ölüm ve hastalık getirdi. Bunun yanı sıra nükleer enerjiyle ilgili soruları da getirdi. Ve birçokları da Sovyetler Birliği'nde yaşanan korkunç Çernobil travmasını komünist rejimin parçalanmasının ilk adımı olarak gördüler. Bu film olaya dakika dakika, saniye saniye, bir saatlik geri sayışı anlatıyor. Film, dramadaki baş aktörlerin yani kazara kendi ölümlerine giden işçilerin ve olaya bakan masum izleyicilerin gözünden aktarılıyor. Belgelere ve tanık raporlarına dayanan film, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kurtarılmış bölgelerinde çekilmiştir. Çernobil Felaketi, 26 Nisan 1986. Çernobil'in 4 numaralı reaktörü. Gelecek bir saat içinde bütün kilit kararlar burada alınacaktı. Reaktörün ve dünyanın geleceği 3 adamın ellerindeydi. Baş kontrol mühendisi sadece 26 yaşındaki Leonid Toptunov'dur. Görevi reaktördeki muazzam enerjiyi kontrol etmektir. Alexander Akimov, vardiyalı ustabaşı, yani geminin kaptanıdır. Evet, herkes güzel uyudu mu? Karınlarınız tok mu? Fakat bu gece ikinci kişiydi. Yardımcı şef mühendis Anatoly Dyatlov görev başındaydı. Dyatlov, Sovyetler Birliği'nin en iyi nükleer mühendislerinden biridir. Oldukça da çalışkandır ama insafsız bir yönetim tarzı vardır. Yalnız daha ölümcül bir karakter var. 4 numaralı reaktörün kendi. Komünist rejimin en güvenilir teknolojik başarılarından biri. Bu gece kontrol odası reaktör üzerinde güvenlik testine hazırlanıyor. Enerji 500 megawata kadar düşürüldü. Tüm otomatik regülatörleri kapatıyorum. Ancak iki mühendis ve Dyatlov arasında teste başlamak için güvenli enerji seviyesi konusunda kaçınılmaz bir tartışma başlamaktaydı. Enerji hala düşüyor. Devam. Neler oluyor? 700 megawattın altına düşmeyi düşünmüyorduk. Güvenli olmayabilir. Ona söylemeli miyim? Ona söyleyeceğim. Bana bir şey söyleme. Bu senin üzerine vazife değil. Burada kararları ben veririm. Siz sadece söylediğini yapın. Nereden buldunuz bu aptalları? Bu gece Çernobil'de iki ölümcül sır saklanıyordu. İlki, mühendislerin dahi uyarılmadığı reaktörün dizaynındaki ölümcül eksiklikti. Eksiklik, düşük enerjide yüksek dengesizliğe yol açıyordu. İkinci sırsa yetkili kişiyle ilgiliydi. Anatoly Dyatlov'un kendi tarihi, teknolojinin bıraktığı kötü izlerle doluydu. Bu gece Dyatlov'la reaktör, birbirleriyle her ikisini de yok eden güç savaşında karşılaşacaklar. Gece yarısına 31 dakika geçti. Çernobil'in 4. reaktöründeki güvenlik testinin enerji seviyesi üzerine yapılan tartışma çok daha ciddi bir boyuta geliyor. Enerji seviyesi minimum güvenli olan 700 megawattın altında. Enerji çok hızlı düşüyor.
Buradaki tek hata sizin kifayetsiz çalışanlarınız. Test, Rusya Atom Enerjisi Kurumu ve Sovyetler Birliği'ni hala saran soğuk savaş saldırısı korkusundan talep edilmişti. Birkaç yıl önce İsrail Hava Kuvvetleri Ruslar tarafından inşa edilen Irak nükleer reaktörünü bombaladılar. Bundan beri düşman saldırısında ve güç kaynaklarının iptalinde neler olacağını görmek için Sovyet bilim adamları reaktörleri test ediyorlar. Fakat yardımcı şef mühendis Anatoli Diatlov testlerin nasıl yapılması gerektiğine dair üst düzey tavsiyeleri kasten yok sayıyor. Yönergeler testler başlarken reaktörün enerjisinin 700 ile 1000 megawatt arasında olması gerektiğini belirtiyor. Diatlov testi sadece 200 megawattta reaktörün aşırı ısınmasını engelleyen soğutma suyunu korumak için yapmak istiyor. Riskin çok az olduğuna inanıyor. O gece kontrol odasında maalesef kendiyle boy ölçüşecek başka bir adam görmüyordu. Gerçekten orada onun kadar güçlü karakterli veya onun kadar profesyonel kalitede fikirlerine saygı duyacağı kimse yoktu. Reaktörler hata yapmazlar, sadece insanlar yapar. Şimdi bununla ilgilen. Diatlov gerçekten mantıksız bir adam değildi. O komünist sistemin yetiştirip atadığı bir yaratıktı. Sibirya'da bir balıkçının oğlu olarak doğdu ve 14 yaşında evden kaçtı. Bu kötü başlangıcı mühendislik rütbesi alarak yendi. O partinin adamıdır. Kuralları takip etmeye çalışır ancak nükleer endüstride kurallarla gerçeklerin çoğunlukla birbirine uymadığının farkındadır. Bir şeyleri yapmak için bazen tek yol kestirmeden gitmektir. Güç ünitesini yavaşlatmak enerji miktarının hızla düşmesine neden olur. Neler oluyor? Enerji hala azalıyor. Ne yaptın seni aptal? Enerjinin çok düşmesine izin verdin. Sen kifayetsiz bir aptalsın. Ona yardım edin. Sakin ol Leona, sakin ol. Her şey yolunda. Hadi baştan başlayalım. Çernobil'den 1,5 kilometre ötede Pripyat'ın yerleşim birimi bulunur. Burada yaşayan herkes enerji santralinde çalışır. Kendileri bilmese de bütün bu insanların kaderi 4 numaralı kontrol odasında açığa çıkan olaylar tarafından yazılacaktı. Onların arasında testin tamamlanması için komut veren, şu anda mışıl mışıl uyuyan şef mühendis Nikolay Fomin de var. Birkaç yüz metre ileride Natasha Yuvchenko 2 yaşındaki oğlu Kirill'le uykusuz bir gece geçiriyor. Natasha penceresinden kocası mühendis Sasha Yuvchenko'nun rutin gece mesaisini yaptığı nükleer santralin ışıklarını görebiliyor. Sasha bir kilometrelik uzun türbin koridorunu geçerken işini değil de gelecek işçi bayramı tatilini düşünür. Pripyat yakınlarında balık tutacağım. Harika bir yerim var. En son bu büyüklükte bir tane tuttum. Çok iyiyimdir. Eminim tutmuşsundur. İnanmıyorsun değil mi? O gece bir şey vardı. Olağanüstü bir şey. Bir sebeple tamamen giyinmiştim. Çok güzel bir havaydı. Bahar için oldukça sıcaktı. İşten oldukça keyifli ayrılmıştım. Ama eşim, oğlumuz Kirill'in bütün gece ağladığını söyledi. Eşim bir an bile uyumamıştı. Bu gece balıklar gerçekten küçük. Neden acaba? Birçoğu gibi uyanık olan iki de balıkçı vardı. Çernobil'in bakım teknisyeni olan biri, enerji santralinin sıcak atık sularından etkilenen balıkları avlamaya çalışıyordu. Bire 24 kala yeni bir sorun teknisyenlerin zoraki yükseltilmiş konsantrasyonunu bozar. Şu zırıltıyı kesin.
Separatörlerdeki su seviyesi tehlike arz edecek kadar düşük. Üzerinde kalmaya çalış. Baş ünite kontrol mühendisi Boris Stolyarçuk reaktöre akan suyu kontrol eder. Böyle alarmları da kullanır. Separatörlerdeki su seviyesini düşük güçte kontrol etmek her zaman zor olmuştur. Bunu tüm teknisyenler bilirdi. Dolayısıyla bunun için korkmadım. Bire 22 kala reaktör tamamen durdu. Dyatlov ölümcül bir karar verdi. Reaktörü durdurun, reaktörü durdurun. Seni aptal. Çalıştır şimdi. Şu kontrol çubuklarını çek derhal. 12.30'dan sonra enerjiyi yükseltmek için görevlilerin aslında reaktörün dışındaki bütün kontrol çubuklarını çekmeleri gerekiyordu. Kontrol çubukları nükleer reaktörün gaz ve fren pedallarıdır. Reaktör kapağının 15 metre altında 1661 uranyum dolu yakıt çubuğu bulunur. Bunlar reaktörün çekirdeğine inerler. Uranyum atomlarının parçalanması yakıt çubuklarından suyu buhara çeviren muazzam bir ısı çıkarır. Buhar devasa türbini döndürür ve bu da elektrik üretir. Bu enerjiyi kontrol etmek için 211 bor kontrollü çubuk reaktör çekirdeğince yayılır. Yükseltilirlerse enerji ivmelenir. Hep birlikte çıkartılırlarsa mühendisler frenleme kabiliyetlerini kaybederler. Dyatlov tam olarak adamlarına işte bunu söyler. Kontrol çubuklarını derhal çekin. Özür dilerim ama reaktörü kapatmamız gerekmez mi? Eğitimlerimde bana böyle öğretmişlerdi. Bu kesinlikle doğru. Kontrol çubuklarını çekmek bizim reaktör üstündeki kontrolümüzü daha da düşürür. Zaten oldukça dengesiz. Sizin gibi geri zekalılar yüzünden yeterince geciktim zaten. Bu test bu gece bitecek. Size gelince, size verilen emirle amacınız veya yeteneğiniz bunu yapmaya müsait değilse bir daha bu problemle karşılaşmazsınız. Anladınız mı? Çekil yolumdan. Trigup, görevi devral. Başlayalım. Dikkatli olun. Adamların isyanı başarısızdı. Trigup ve Akimov reaktöre güç verdiler. Beş dakika içinde enerji artışı sağlanmıştı. Dyatlov isteğine ulaştı. Enerjiyi tekrar 160 megawata yükselttim. Tamam, kontrolleri top turnuvaya geri ver. Devam et Leona. Onun yanında kal. Kontrol odası çalışanlarının anlaşmak için nedenleri vardır. Nükleer mühendislik prestijli ve iyi gelir getiren bir meslektir. Aileleriyle birlikte Pripyat'ın şirket kasabasında yaşarlar. Dükkanların zengin ve çeşitli malları vardır. Bir okul ve eğlence parkı bulunur. Kimse işini kaybetmek istemezdi. Çünkü işi kaybetmek, Pripyat'taki daireyi kaybetmek veya bir başka yere, muhtemelen Sibirya'nın ücra köşelerine gitmek anlamına gelirdi. Yaptıkları şeyin ne kadar tehlikeli olabileceğini söyleyememelerinin sebebi görevden alınma korkusuydu. 1'e 8 kala başka bir alarm çalar. Separatörlerde yine su eksikliği uyarısı. Öyleyse düzenle. Kontrol odasının dışındaki kimse içeride yapılan tartışmayı bilmez. Sasha Yuchenko gibi işçiler için bir başka sıradan gecedir bu. Vardiya için özel bir devir olmamıştı.
Bir vardiyamı tamamlamıştım. Hepimiz reaktörün kapatılacağını sanıyorduk. Testin önceki vardiyada yapıldığını düşünüyordum. Santral dışında gece sessiz. Biri üç geçe, başarısız isyanın ardından kontrol odası artık sakindir. 200 megawata yükseldik. Adamlar reaktörün enerjisini yardımcı şef mühendis Diatlov'un test için istediği seviyeye getirirler. 200 megawata tekrar yükseldik. Hazırlıklara başlayın o zaman. Kurallara göre testin 700 megawatta yapılması gerekir. Bunun 200 megawatta yapmamız konusunda eğer ısrarcıysanız lütfen görev defterine de bu emri verdiğinizi yazabilir misiniz acaba? Sana bir şey söyleyeyim mi? Test parametrelerini değiştirme gücüm var benim. Ve bu gücü kullanacağım. Test devam ediyor. Hadi dediklerimi yap. Pompa odasında makinist Valera Kodemchuk, arkadaşı ustabaşı Valeri Perevozchenko tarafından ziyaret edilir. Kodemchuk'un 20 dakikadan daha az ömrü kalmıştır. Bu gece gelmeyeceksin sanıyordum. Kiev'den özellikle erken döndüm. Arabanı sattın mı? Fiyatta anlaştık. Tebrik ederim. Başka Moskoviç 2140 yok ki. O benim için bir klasik. Tamam, oldu. Beni idare edebilecek bir kot pantolon alabilirim belki. Görüşürüz. Tamam, daha sonra görüşürüz. Sonra Perevozchenko, Şasa Yulchenko'nun bulunduğu bakım departmanına gider. Masum bir rica ikisinin de reaktör çekirdeğinin yanındaki pompa odasına geri dönmelerini gerektirir. Saşa, biraz yeşil boya gerek. Niçin? Pompa odasındaki borulara rötuş yapacağım. Ha, depoya gidelim, orada biraz olacaktı. Bu adamın balıkçılıkla ilgili en küçük bir fikri yok, tıpkı senin gibi. Kafana dikkat et. Dikkat et. Alarm suyun azaldığını göstermeye devam eder ancak hiçbir mühendis ciddi bir kaza olasılığına inanmaz. En üstteki adam Nikolay Fomin için bu hala akıl almaz bir şeydir. Fomin nükleer mühendislik kursunu bitirmiştir fakat bu sahada uzman değildir. Parti sekreterliğinde çalıştığından kolayca yükselmiştir. Bu reaktörlerin tehlikeli olduğundan haberdar olan Diatlov'dan farklı olarak Fomin okuduğu her şeye inanıyordu. Ve bu yüzden güvenlik sorunu çıktığında bir kaza ihtimali tamamen uzak, neredeyse size bir meteorun çarpması kadar uzak bir şey diyordu. Güvenlikten emin olan Alexander Akimov bile teknolojinin Çernobil'de bir kaza olma olasılığını resmi olarak her yılda 10 milyonda bir olarak hesapladığını anlamıştır. Fakat Akimov ve ekibi reaktörün kendileri gibi düşünmediğini bilmiyorlardır. Onlar yıllarca sümen altı edilmişliğin ve ihmalkarlığın kurbanları oldular. Hedeflerimizden biri enerji santrallerimizi işleten geleceğin çalışanlarıdır. 1960'larda nükleer enerjinin geliştirilmesi komünist rejimin asıl hedefi olmuştur. KGB dahil hiçbir şeyin yollarına çıkmasına izin verilmemiştir. Yetkililerin Çernobil'in ciddi tasarım eksikleri olduğu konusunda 1979'dan 1986'ya kadar tekrar eden uyarılara kulak asmadıkları KGB dokümanlarında ortaya kondu. Çernobil'in müdürü Viktor Biryukhanov ve yardımcısı 4 numaralı reaktörün açılışının erken olması için acele ettiler. Böylece partinin patronları ve kendileri önemli ödüller kazanacaklardı. Güvenlik ikinci plandaydı.
Tüm enerji santrali tesisinin müdürü Biryukhanov, reaktörün inşasının teslimini hızlandırmak için elinden geleni yaptı. Örneğin reaktörün çatısının yanmaz materyalle inşa edilmesi gerekirken böyle bir materyal hiç kullanılmadı. Çatı gösterişli olmalıydı. Bu yüzden yanabilir materyaller kullanıldı. Kazalar ortaktı ve örtbas edilirdi. 4 numaralı reaktör hali hazırda açıkken gerçek testin bu gece yapılıp tamamlanması gerekiyordu. Artık Çernobil'de önceki hataların cezasını çekme zamanıydı. Reaktör çekirdeğinde ölümcül bir şeyler olduğundan kontrol odasındaki kimsenin haberi yoktu. Reaktördeki birkaç bor kontrollü çubuk tepeye kısmen yerleşmişti. Dolayısıyla sensörlerin her zaman düzenli kontrol edemediği yerde, sorunlu bölge olan çekirdeğin zemininde enerji açığa çıkmaya başladı. Reaktör bir saatli bomba gibi geri sayıyordu. Biri 12 gece, Çernobil'in 4 numaralı reaktöründe oluşan basınç, gece olaylarını kontrol eden yardımcı şef mühendis Anatoli Dyatlov'un basıncıyla bütünleşir. Dyatlov, kontrol odasındaki karşı görüşlere rağmen güvenlik testlerine kaldığı yerden devam eder. Çalışanlarına kaba davrandığı için Dyatlov'un enerji santralindeki yeri yerel Komünist Parti ile sorun yaşamasına neden olabilir. Patronu Nikolay Fomin terfi almak üzeredir. Başarılı bir test onun Fomin'in yerini almasına ve atölye bölümündeki mühendislerin arasından alınmasına yardımcı olabilir. Ancak Dyatlov daha karanlık kişisel bir sırrı saklamaktadır. O 1960'larda Sibirya'da çalışıyordu ve denizaltılara nükleer reaktörler yerleştiriyordu. Nükleer bir kaza yaşandı. Araştırma onun hatası gibi gösterilmemesine rağmen olayın Dyatlov'un yaptıklarının bir sonucu olarak yaşandığını buldu. Dyatlov 3 ömürlük radyasyon olan 200 rem'e maruz kaldı. Sibirya kazasından hemen sonra Dyatlov'un oğlu radyasyona maruz kalan çocukların en genel hastalığı olan lösemiden öldü. Bu trajedinin onu değiştirdiği söylenir. Daha hırslı, daha arzulu olmuştur. Bu gece amacı oğlunu alan nükleer gücün karşısında durabilmektir. O zaman işlediği zaman ne kadar ince bir çizgi olduğunu hayal edebilirsin. Gece yarısı 1'i 17 geçiyor. Güvenlik testlerine başlamak için 6 dakikadan daha az var. Dyatlov emindir. 200 megawattta çok su kullanmayacağız. Böylece gerekirse testi tekrarlayabiliriz. Fakat daha önce kimse böyle bir test yapmadı. İşte biz yapıyoruz. Çekirdeğin zemininde görünmeyen sorunlu bölge oluşmaya devam eder. Hadi acele edin. Acele edin hadi. Kontrol odasının dışında hayat ve gevezelik her zaman olduğu gibi devam etmektedir. Anlayamıyorum. Fomin nükleer enerji santralini yönetmek için ne yapıyor? Buraya elektrik santralinden geldi, değil mi? İşte bu yüzden bir nükleer enerji santralini elektrikli kettle'ı kullanırmış gibi yönetiyor ya. Hiç evet. Sivrisinek gördün mü? Tabii. O zaman işlediği zaman ne kadar ince bir çizgi olduğunu hayal edebilirsin. Partide başarılı olmak için böyle ince bir çizgide dans etmek zorundasın. Eğer yapamazsan ya politikadan uzak durursun ya da Sibirya sinekleri tarafından ısırılırsın. Alo. Sigarayı bırak. Karın arıyor. Evet. Hemen geliyorum. Bunu sakla. Döndüğümde bitireceğim. Dyatlov acilen beni çağırıyor. Dikkat et seni ısırmasın.
Verovoschenko'nun kontrol odasına gitmesi reaktörün harekete geçmesini sağlayacak. Sonunda hepiniz hazırsanız teste başlamak istiyorum. Turbo jeneratör testinin tüm parametrelerini kaydedin. Başlamak üzereyiz. Yanlış düşünüyorsun. Çocuklar harikadır. Senin için belki ama benim için çok erken. Bunu düşünmüyorum bile. Biz bir tane daha düşünüyoruz. İki rezerv pompasını çalıştırın. İlk rezerv pompası çalışsın. Rezerv pompaları açık. Peki. Hadi teste başlayalım. Test, türbinin enerjisini kesecek ve inmesine izin verecek. Yedek dizel jeneratörler devreye girmeden önce 40 saniyelik bir kesinti olacak. Buradaki soru şu, dizel jeneratörler devreye girene kadar su pompalarının çalışmasını sağlayıp türbinin etkin bir şekilde nasıl yavaşlatılacağı. Bu su olmadan reaktör boş bir çaydanlık gibi olacaktır. Sorunlu bölgeyi bilmeyen Dyatlov'a göre risk tümüyle teorik. Türbinin enerjisi kapatıldı. Türbin rüzgarının kesilmesiyle pompalar reaktör çekirdeğine daha az su pompalıyor. Çok az sudan çok fazla buhar açığa çıkıyor. Buhar basıncı her geçen saniye çekirdeğin görünmez sorunlu bölgesini oluşturuyor. Basıncın artmasıyla buhar pompa odasına yayılır. Verovoschenko doğruca reaktör kapağının üzerindeki büyük reaktör çukuruna girer. Daha önce hiç görülmemiş bir şey görür. Çekirdekteki buhar basıncı yakıt çubuklarının 350 kiloluk tıpalarını soketlerinden kaldırmaktadır. Evet efendim, tamam. Neler olduğuna tamam, baksana merak hey! Merak etmeyin. Sana söylüyorum! Sana söylüyorum, neler olduğuna baksana! Bu da ne? Ne oluyor orada? Hiçbir şey anlamıyorum. Hey! Baksana ne oluyor? Sana söylüyorum. Ne oluyor burada? AZ-5'i başlatmalıyız. Enerji süratle yükseliyor. Enerjiyi düşürmek için AZ-5'e basıyorum. AZ-5 acil durum butonu otomatik olarak enerjiyi düşürmek için bor kontrollü çubukları indirir. Ancak bu sefer beklenmedik ve ölümcül bir sonuç doğurdu. Bor çubuklarının uçları grafitle kaplıdır.
Ve bu kısa zamanda reaktörün içine girdikleri ilk anda grafit bir fil enerjiyi düşürmek yerine süratle arttırmıştır. AZ-5 butonuna basılmasından patlamaya kadar güç yüzlerce defa azaltıldı. Hakimov, Hakimov orada neler oluyor? Hakimov! Bu bizimle ilgili bir şey değil. Stolyarçuk'a sor. Güç sürekli yükseliyor. Bu olamaz. Güç yükselmeye devam ediyor. Reaktör kapağının tıpaları yerinden fırlıyor. İbada! Ribata! Люди! Хочем дома. Куча. Интересно. А кто играет в школу? Никита играет. Reaktörün sorunlu bölgesi buhar basıncı içermiyordu. 50 kontrol ve yakıt çubuğu kırıldı. Enerji roketleri bütün reaktörü volkanik bir buharlı pişiriciye çevirir. Neydi bu? Sanırım büyük bir patlamaydı bu. Burada ne oluyor böyle? Bu da nedir? Herkes çenesine kapatsın. Neden gitti böyle kürükler? Göstergeler çalışmıyor. Ne oluyor böyle? Bu da ne böyle? Hey! Biri bir şey söyle. Ne yapacağız şimdi? Geçelim. Ne demek oluyor tüm bunlar? Bütün sistemler devreden çıktı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olduğunu anlamıyorum. İlk patlamadan sonra problemin de aeratörlerdeki hidrolik patlaması olduğunu düşündüm. Dengelemek için gerekli ayarları yapmaya çalışıyordum. Fakat ikinci bir patlama oldu. İlk patlamadan saniyeler sonra ikincisini duyduk. Devasa bir patlama. Bunun ne olduğunu bilmiyordum. Biz sadece patlamanın dalgasını hissettik. Kapımı ezdi. ...500 tonluk güvenlik başlığı hiddetle parladı ve havayı altına çekti. Reaktör dev bir patlamayla atmosfere 50 ton nükleer yakıt gönderdi. Bu Hiroşima'nın 10 katıydı. Bölgenin etrafına 700 ton radyoaktif grafit yayıldı. Toz bulutları kontrol odasına tuhaf bir kokuyla birlikte çekildi. Çekirdekten açığa çıkan gazlar büyük bir fırtınadan sonraki ozon gibi metalik bir tat bıraktı. Aslında bu ölümün pis kokusuydu. Toz da radyasyonun görünmez katilinin peleriniydi. Kontrol odası çalışanları patlamadan kurtulmak için reaktör çekirdeğinden yeterince uzaktaydılar. Fakat bazıları olmamalarını umacaktı. Birçoğu günler, haftalar hatta yıllar sonra radyasyonun ölümcül yanığının ızdırabını içlerinde yaşayacaklar. Duvarıma olan şey beni şaşırtmıştı. Neredeyse bir metre kalınlığındaydı. Odamın köşesinde bana bu bir lastikmiş gibi göründü. Hemen karartma oldu. Elektrikler kesildi. Her yeri buhar kapladı. Toz, buhar,
karanlık ve korkunç bir tıslama sesi. Ne oldu? Savaş çıkmıştır belki. Ben kendi yerime dönüyorum. Bir deprem ya da savaş olduğunu düşünmüştüm. Reaktör aklıma gelen son şey oldu. Orada başkaları da var. Onlara yardım edin. O benim teknisyenim Viktor Diktorenko'ydu. Onu sesinden tanıyabildim. Yüzü yanmıştı. Her tarafı kan içindeydi. Viktor hala şoktaydı. Bana pompaların yanında ikinci pompa teknisyeni Brusinovski ile birlikte olduğunu, onun orada kaldığını ve kurtarılması gerektiğini söyledi. Ona ulaştığımda titriyordu. Şoktaki insanları bilirsiniz. Ellerini gösterip şöyle dedi. Ben iyiyim. Kodemchuk'a yardım et. Pompa odasında. Ona yardım et. Oraya gittiğimde gördüğüm şey harabeydi. Tek gördüğüm buydu. Orada sütunların altına gömülmüş olmalıydı. Tavan olması gereken yerde artık gökyüzü vardı. Yıldızlarla dolu gökyüzü. İki itfaiye. Evet. Bir terslik mi oldu? Dumanlar var. Üçüncü ve dördüncü reaktörlerin arasında bir patlama oldu. Orada kimse var mı? Evet. Alarm verildi. Tamam. Hemen şimdi tüm itfaiye birimlerine bildiriyorum. Leonid Alekseyeviç. Evet. Burası 353. Çernobil 4 numaralı reaktörün çatısı alevler içinde. Aman tanrım. Sabaha karşı 3'te şiddetle kusuyordum. Bu radyasyon hastalığının ilk işaretleriydi. Saat 6'da ilk yardıma bile kendi başıma gidemez haldeydim. Bana yardım ettiler. Ambulansa yerleştirip hastaneye götürdüler. Sasha Yuchenko kurtulacak. Diğerleri ölüyor. Radyoaktivite reaktörden Avrupa'nın kalbine uzanan Beyaz Rusya'ya doğru yayılmaktadır. Gerçek kabus hala yolda. ...26 Nisan sabahı KGB tarihin en kötü nükleer kazasının harap olmuş senaryosuna bir film çekiyordu. Bu klasman dışı KGB filmini her kim çektiyse radyasyonun devasa dozunu içine çekti. Ertesi gün Pripyat'ta yaşayanlara resmi olarak açıklama yapıldı. Dikkat! Yoldaşlar, Çernobil Enerji Santrali'nde yetersiz radyoaktivite durumu oluştu. Geçici bir önlem olarak insanların bugün 27 Nisan saat 2'den itibaren Pripyat'a komşu kasabalara yerleşmesine karar verildi. Herkese duyurulur. Bir kez daha tekrarlıyorum. Çernobil Enerji Santrali'nde yetersiz radyoaktivite durumu oluştu. Geçici bir önlem olarak insanların bugün 27 Nisan saat 2'den itibaren Pripyat'a komşu kasabalara yerleşmesine karar verildi. Ertesi gece uçakla Moskova'ya nakledildim. O uçaktaki
sadece 5 kişi hayatta kalabildi. Sonra ailem tümüyle şehirden uzaklaştırıldı. 135 bin kişinin nakledilmesi bir hafta sürecekti. Radyasyon o kadar yüksek seviyedeydi ki bu film bile görüntü kalitesini kaybetmiştir. Boşaltılan 30 kilometre karelik bu bölge sanki zamanın donduğu modern Pompei gibiydi. ...600 binin üzerinde Sovyet kadını ve erkeğinin vücuduna radyoaktivite yüklenmişti. Kaos ortamında olağanüstü cesaretle dünyanın geri kalanını bu felaketten korumak için çalıştılar. Birçoğu koruyucu giysi giymemişti. Dokundukları her şey radyoaktiviteyle yanmıştı. Zehirli bulutlar sınırları aşıp kuzey yarımkürenin çoğuna ulaştı. Dünyayı yağmurlarıyla yıkadı. Radyoaktif tozlar toprakta, hayvanlarda ve insanlarda yaşamaya devam etti. Yeni açıklık politikasındaki değişim döneminin Sovyetler Birliği içindeki etkisi çok büyüktü. Hepiniz orada bir trajedi yaşandığını biliyorsunuz. Çernobil nükleer enerji santralinde bir kaza oldu. Bunu iki şekilde düşünüyorum. Biri sembolik, diğeri de oldukça gerçek yönüyle Çernobil, Sovyetler Birliği'nin sonunu getiren bir başlangıçtı. Sembolik açıdan çekirdeğin erimesi ve patlama Sovyetler sistemindeki iç çatışmalara sebep oldu. Böylece farklı bir dönem başladı. Yaşananların bir sembolü haline geldi. Çernobil'in neden olduğu ölüm oranı korkulandan daha düşük gerçekleşti. Bilimsel açıdan ortak görüşe göre 70 yıllık bir dönemde Rusya'da 10 bin ve bütün dünyada 25 bin kanser vakasına neden olacağı ortaya konmuştu. Bu ana kadar yalnızca çocuklardaki tiroid kanseri vakalarının artışı kanıtlandı. Şuradakini görebiliyor musun? Nedir o? Olayın boyutu bireylerin yaşamında kendini çok daha net gösterdi. Balıkçılar bütün geceyi kendilerini hasta hissedene kadar itfaiyecilerin radyoaktif alevlerle savaşını izlediler. Sonraki saatlerde ölümlerini hazırlayan nükleer örtünün gölgesiyle derileri karardı. İtfaiyecilerin de dahil olduğu 30 kişi akut radyasyon zehirlenmesinden öldü. Bu gece gelmeyeceksin sanıyordum. Bir evden özellikle erken döndüm. Arabanı sattın mı? Valera Kodemçuk patlama sırasında pompa odasındaki yerinde buharlaştı. Valeri Perevozchenko arkadaşı Kodemçuk'u ararken aldığı radyasyon yanıklarından dolayı 6 hafta sonra öldü. Alexander Akimov patlamadan 15 gün sonra radyasyon zehirlenmesinden öldü. Konuşabildiği sürece ben her şeyi doğru yaptım. Neden olduğunu anlamıyorum dedi. Leonid Toptunov Akimov'dan 3 gün sonra öldü. O da mezara kadar masumiyetini savunurcasına yapabileceği her şeyi yaptığını söyledi. Çernobil'in baş mühendisi Nikolay Fomin 10 yıl ağır hapisle cezalandırıldı. Fakat zihinsel çöküntü nedeniyle kısa bir süre sonra salıverildi. Söylendiğine göre hastalık dönemi arada bir tekrar ediyor. Sasha Yulchenko, eşi Natasha ve oğulları Kiril mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardılar. Buna rağmen o gece hala akıllarında. İlk yıl 15 derin nakli operasyonu geçirdim. Yanıklar ilk seferde kendini göstermedi. Moskova'daki hastaneye gittiğimde ortaya çıktılar. Olgunlaştılar. Bakım ünitesindeyken derim kapkaraydı. Derimin üzerinden soyulan parçaları yaprak yaprak topladılar. Artık çok dikkatli olmak zorundaydım.
Örneğin araba kullanabilirim ama onu tamir edemem. Petrole, benzine dokunamam. Yaralar iyileşmeyecek. Kanım gerektiği gibi koyulaşmayacak. Daha başka şeyler de var ama insanın alışması gerekiyor. Çünkü onlarla yaşamak zorundasınız. Anatoli Dyatlov 5 ömür değerinde 390 rem radyasyon aldı. Ama bu onu öldürmedi. 1995'te geçirdiği bir kalp krizine kadar yaşadı. Dyatlov 10 yıllık hükmünün 4 yılını hapiste geçirdi. Ve ölmeden önce yaptığı önemli röportajında kendisiyle reaktör arasında yaşanılanın bir savaş olduğunu, sadece tek tarafın suçlanabileceğini belirtti. Reaktör operasyonda olmamalıydı. Esas kusur Atom Enerjisi Kurulu'nda yatıyor. Reaktörün kaçınılmaz sorunun nerede ve ne zaman gelebileceğini doğru bir şekilde belgelememişlerdi. Reaktör kaçınılmaz sorunu hazırlamıştı.